Kanalımıza ağır saldırı var arkadaşlar. Desteğinizi bugün gösterin. Gösteriyorsunuz, bugün gösterin. Takip etmeyi unutmayın. Instagram, yani buraya saldırı var ama Instagram'a adam lazım. Evet, sağ olun. Sağ olun. Onun için bir büyü harcamam gerekebilir. Kara bir büyü mü? The Darkness. Sonra gerçekten sana bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten bir tane akıllı, aklı başında gerçekten bir adam kalmadı. Kemal! Alo. Efendim. Bu da şeye mi kapalı? Efendim ne? Ne yapıyorsunuz lan? Efendim Hasan diyor, Allah belanı versin. İyi aga, sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Kanka. Hoş bulduk. Oğlum o da mute'a kapalı galiba. Mute'lu girmeye çalışıyorum odaya. Atıyordu abi amına koyayım. Nasıl yaptınız onu? O nasıl ya? Vallahi biz bile anlamadık. Yapıyoruz bir şeyler. Onu bilmiyorum ki. Benim hiç yetkim yok zaten Discord'da ben. Bozuk amına koyayım, o ayar bozuk. Birkaç tane oda var. Ben giremiyorum Kemalettin bu odalara. Kemalettin ne yapmış? Kemalettin. Oğlum Enes'i nasıl yendik ama? Şimdi mantıken dünya şampiyonu muyuz? Oğlum benim mantığımda bence dünyanın en iyi takımıyız şu anda. Vay amına. Baba burada yanlış bir şey yok. Yendik. Aynen öyle. Dünyanın en iyi takımı dünya şampiyonu oldu mu oldu. Biz onu yendik mi yendik. Demek ki dünyanın en iyi şampiyonunu yenen bir takımız biz. Evet. Tabii birinciyi yenince birinci oluyorsun. Aynen öyle. Ya ben yarın bunu post atacaktım Çağrı. Taslaklar falanı bastım amına koyayım. Yanlışlıkla senin şeyin altına attım ya. Var ya, like'larımı çaldın ya. Lan pezevenk, bizim Twitter'ın altına like atsan ne oluyor pezevenk? Buraya yansıyor mu stata? Buraya da veririz, ne olacak ki yani? Bunun statını ben sana... Bu tweet'in statını ben sana göndereyim kardeşim, ayıp ediyorsun ya. Şey yapıyor mu? Retellersin ya bir daha. Şey yapayım, bu alana reklam alabilirsiniz yazayım mı? Aynen altına yaz. Bunun altını satalım amına koyayım, buraya boşa gitmesin. Sen bir hit tweet düşün kanka, öyle tweetler geldi mi? Altını markalarla dolduralım amına koyayım. Doğru mantıklı harbiden. Kanka diyorum ki 3 top sen, ben, Samet bilardo gidelim. Ya bu şaka geldikçe amına koyayım, artık adam bana şaka yapmayı bıraktı. Bazen arayıp şaka yapıyor. Şimdi tweet'e etiketlemiş amına koyayım. Gecenin bir saati ya. Biri size yazmış, abi ben de gelsem 4 top olur mu yazmış. Kemal şampiyon olduk. Bu konuyla hakkında bir şey söylemek istiyor musun bebeğim? Şampiyon olmadık amına koyayım ya. Ya şey kanka, şampiyon işte olmadık ama takımın özgüvenli, takımımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteren de bir maçtı bence. Tabii. Bence bütün taraftar şu anda bu oynanan futbol Valorant'tan memnundur. Ya baba, geçen Turko girdiğinde ben PUBG takımla girdi sandım, öyle paylaştım ya. Seninki de onun gibi olacak amına koyayım. Ama o zaman bir söyleyeyim mi? O çocuk PUBG'de oynar yani. PUBG'de oynar. Ama tam bir PUBG oyuncu ismi gibi değil mi? Baba, Turko, anladın mı? Vallahi oynar bak. Onlarda eğim var baba. Şimdi bizde yok o. Onlarda var. Onu nereye koysan oynar o adam. Doğru. Ya doğru, PUBG esporcusu oynayamıyor vallahi tamam. PUBG değil. Aynen, Mert var bizde. Aa, Mert. Lan Mert ne oynayamıyor ki? Mert. Esporcusu değil mi abi? Balon. Kemal, senin stüdyo ne oldu Kemal? Neyin ne oldu? Bozlamaya çalışıyor bak. Özelden yazıyorum, cevap alamıyorum. Stüdyo mu soruyor anlamadım, ne oluyor? Gecenin 4'ü geçen Kemal'im diyor, kafamda çıtır hafif diyor, stüdyo işi ne oldu diyor amına. Ona tabii ki de dönmem amına koyayım ya. Sürekli stüdyo soruyor harbiden, rahatsız ya. Kanka bir selam ne haber falan da yok ha, hayat nasıl gidiyor falan, hiç öyle muhabbet yok. Stüdyo ne oldu? Konu yokken bana da soruyor, sizin Kemal Aleyna Hanım bu ne milf yazmışsınız buraya? Bak. Şimdi gireceğim profilinize oradan Instagram derken. Geliyor gidiyor diyor ki Kemal'le diyor müzik yayını yapacaktınız Kemal'in stüdyoda diyor. Yapacağız amına koyayım ya. Yapacağız dedim ya. Dur bir amına koyayım ya. Bir kendimize olaylara baksana oğlum, dünya şampiyonu. Vallahi. Siz ne yapıyorsunuz bugün ya? Ne yapacaksınız? Kanka bugün kanlı bir gün. Kanlı bir vs yapacağız. Ben bu çocukları artık sikmekten çok yoruldum. Onu bir söyleyeyim. Harbi söyleyeyim. Bir Kavun'u bir Mert'i kanka. Bir Kavun'u bir Mert'i. Aynen. Kavun geçen gün Kavun'u bir siktim, 2 gün gelemedi. Aynen. En son ben yenmiştim hatırladığım kadarıyla. En son sen yendin ama hiçbir şey söylemediğin için bir şey ifade etmedi. Azat ettim seni o gün. Aslan'ın Twitter'a mı bakayım? Twitter mi? Twitter demiyor mu? 2-1 Icing Club. Ya senin amını sikim kapat amına. Ben oğlum İngilizce böyle okunuyor. Şu olaylarla ilgili çok konuşma. İngilizce bu şekilde okunuyor cahiller. Bilmezler abi, bilmezler. Ancient Club, I meet play better on dividend. Ne diyor anladın mı? Oy. Ne demiş? Ne diyor biliyor musun? Diyor ki. Kırtada daha iyi oynayabilirim ama sen benim sayemde playofflardasın. Ananı sikiyim. Aynen öyle diyor. Siktir. Like. Oğlum biz İngilizceyi mi çözdük lan Çağrı? Oğlum bu Uludağ'da var ya turit neyse. Ne oldu Uludağ'da? Uludağ'da sen bir karışık kebap istedin ya İngilizce. Ama şey diyor, kebap diyor yine, anladın mı orası? Bilmiyorum. Orada bir İngilizce gelişmesi yaşandı ya kanka. Oğlum mix kebap işte ortaya dedim. Ne oluyor? Başta atsın Kemal. Çeksene beni. Kardeşim Kemal'im buradasın. Buradasın. Selamun aleyküm. Abi hoş geldin. Aleyküm selam. Başla. Buradasın abi. Sen niye Orkun'u o rakı masasına dahil ediyorsun ya? Onu anlayamadım. Kanka Orkun'suz olur mu amına koyayım o rakı masası? Yok hani rakı masasındakilerin RP'sini yaparken Orkun'la mixliyorsun ya RP'yi. Abi ne haber abi ya? Abi ne iyi oldu ya vallahi bugün toplandık ne iyi oldu. Bayılıyorum ekibine ya. Ya bir siktir git ya. Ortaya karışık mix kanka. Ya oğlum bak Mami. Ananı sikeyim win aldık. Klaptalarmış bizimkiler Çağrı. Ne çabuk amına koyayım. Ne ara gittiniz amına koyayım. Daha klavyeyi mouse'u topluyorlardı daha. Yeni bitmedi mi maç? Harbiden. Cyber organize etmiştir. Cyber zaten atmış şimdi story oradan gördüm. Baba Cyber zaten hep klaplarda adam. Club bence orada izleyecek zaten maç. Full storylerde club. SMB son tweet. Baba e-spor. Magazin mi burası? E-spor magazin kanalı mıyız biz ya? Baba bir de bir şey diyeceğim sana ya. 2 saattir Discord'unu bulamadım. Allah aşkına bak artık Allah'ın adını verdim. Şu isimleri birbirine denkleyin. Bir yerde aynı sinemalar, bir yerde katman sinemalar, bir yerde hype sinemalar, bir yerde bilmem ne. Bir yerde sinemasyon. WhatsApp'ta sinemasyon diye kayıt. Ya siktir git lan ne sinemasyon. Bulamıyorum amına koyayım. Kardeşim. Vallahi bulamıyorum ya. Bak işte bu ne biliyor musun? Birazcık değerle alakalı bir şey. Benim Discord'umda bak benim Discord'umda burada üstlerdesiniz. Bak benim kendi Discord'um ne kadar aşağıda, bir de sarı amına koyayım yani. O ne demek ya? Sarı olunca ne oluyor kanka? Daha belli ediyor. Sarı renkteyiz yani, anladın mı? Kemal'in Discord'u mesela, buraya giriyorum ben. Kemal'in Discord'u, BBL Discord'u, Özge'nin Discord'u, Ali'nin Discord'u, Jirox'un Discord'u. ED oyuncu topluluğu bile burada amına koyayım. Kanka sen onu üşendiğin için öyle yaptın bence yani. Hiç ellemedin ondan öyle oldu. O Nuri otursa onu düzenlerdi mesela. Kanka işte yukarıda, anladın mı? Oradan tıklayacağım zaman. Kemal'in DC'ye tıklayacağım zaman direkt tıklıyorum. Hemen oradan sana tıklıyorum. Bro bende de öyle. Ama senin değişiyor sürekli böyle. Kapağı değişiyor, bilmem neyi değişiyor. Ondan ya bulamadım. Yalanını da bir bırak artık ya şu yalanını. Yemin ediyorum nereden geliyor? Bir de mantıklı ki community ismi katman değil mi? Burası da community topluluk sunucusu değil mi? Katman olacak tabii, ne olacak ki? O burnundan sümüğü bir temizle önce. Nuri senin bu konuşmanın üzerine Hacettepe'den sana bir davet geldi. Burası katman değil mi diyor. Geçti mi lan Nuri? Benim virüs sana geçmişti ya. Şive kaydı mı artık? Düzeldin mi? Yok, şive yok. Ha iyi. Şive gitti kanka, orada dedim ki tamam bu adam düzeldi, toparladı artık yani. Vallahi hayatım düzene girdi Çağrı. Şimdi anladım seni ya. Nuri geldikten sonra böyle bir düzen oldu ya sende yayınlarda, şudur budur. 2-3 gündür de Enes bende. Yemin ediyorum var ya, masa üstüm bile düzenlemiş amına koyayım. Ne yapıyor Enes? Abi diyor şu lazım mı diyor, bu lazım mı diyor, genel öyle yani. Konuşma sohbeti öyle gene. Çay koyuyor mu çay? Geçseniz oğlum üniversitede lan, takılsanız birlikte. Çok kardeşleri uzaktak ya Enes. Oğlum Nuri'ye gelsin burada. Gezdirtelim. Tanıştıralım çocukları. Tanıştıralım oğlum hanımları. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benimkinin aklını çelecek kanka. Klaba çağırıp duruyor amına koyayım. Oo bir kere klaplara başlarsa kanka bir daha onun önüne alamayız. Haberin olsun. Nuri, Cyber, Enes takılıyormuş, bir de öyle düşün. O en felaketi o olur. Bir şey söyleyeceğim. Enes'i bir gün al gel bu tarafa. Orospucu çıkma ama Ataşehir'den. Tamam, o semtten de çıkma amına koyma. Lan sen gel bir kere de ya. Oğlum ben de gelerim, sen de gel. Bu mevzusu sert değil ki kardeşim. O oraya gelmiş. Bak bu sen bana geldiyse, Beautiful Dead birazdan şey diye girecek. Anı süsücü iş ne oldu? Süsücü soracak. Kardeşim buradasın diyorum. Gönüller bir olsun ya. Gönüller bir olsun. Oğlum bu Mert balonunu da dün patlattık ha. Valorant falan filan diyordu. Dün patlattık, gönderdik. Sıkıntı yok. Dün yendiniz mi lan Mert'i? Ha yendik. Hem de bak, hem de nasıl yendik? Ya. Çağrı, benim balonum patlamış. Ne olacak yani? Ne balonlar oğlum patladı bugüne kadar? Oo, bunu söylesene, açık açık söyle, ne balonlar patladı? Ha, hangi balonlar patladı? Söyle de amına koyayım bilelim. Şampiyon yendik ya. O balon patladı. Hayda. Siz ne anladınız ki? Duymadın mı? 17 yaşındaki Velet Paşa'ya biat ediyorum çünkü pervere götürdüm. Ah siktir! Oğlum SMB'nin Twitter'ı diyorlar bunlar. SMB'nin Twitter'ına bakıyorum abi. Nimo Stars Cup turnuvası sona erdi. PUBG mobil takımı turnuvayı topladı. Puan ile ikinci sıra. Tamam, tebrikler takım demiş. Helal olsun lan Paşa. Ben mi yanlış bir yere mi bakıyorum? Mert mi orada lan? Mert aa Mert burada. Mert ne ortadaki? Bu Mert mi lan? Evet. Mert! Bunu yendik evet, işte abi. Mert nereden çıktın, ne alaka ya? Bu komple edit bir resim bu arada, edit bir resim. Ne edit evet, bir resim ya? Mert'in kafasını formanın üzerine oturtmuşlar. Ha yoksa sinirlenir ben olunca ya. Mert sen bu takımda mısın lan? Ha şey geçen sene zaten Türkiye şampiyonu olduk. Bu sene de şimdi daha yeni başlayacak sezon. Sezon öncesi turnuvalarından biriydi işte. Demin bitti, ikinci olduk. 6 puan farkla. Dayı yazıyor yine dayı. Takımda koçluk yapıyorsun değil mi Mert? Evet evet, koçlarıyım. Baksana koç buradasın gibi Mert, koçları. Buradasın. Kardeşim buradasın. Koçları gibi durmuş zaten, baksana yetkili gibi durmuş yani. Ama beraber PUBG'ye girelim. Taşıyamıyor, beni taşıyamıyor. Sağlık olsun. Buraya bir like bırakayım o zaman ben de. Mert'i gördük. Oğlum abi, şu adamı yenin lan biriniz artık. Bak yol boyunca sizle olan anılarını anlatıyor. Sabaha kadar vay şunu şöyle siktim de bunu şöyle oldu da falan diye. Çok bunun götünü kaldırdınız artık ha. Hiç yenen yani, yok. Yani, bir şey yok. Senin götünü katmış senin ama onu da söyleyeyim yani. Nara mı diyorsun kardeşim? O sen o kar gözlüğünü taktıktan sonra çok değiştin. Oğlum vlogun bir kısmını izledim bu arada. Kendini Ricky Martin falan zannetmeye başladın. Her açıdan. Ha vlog ne zaman geliyor? Vlog. Ya şu tarih sorma işini hani bırakmıştık kanka birbirimize. Kanka ben dedim ona kitle önüne zorarım amına koyayım. Tek şart buydu değil mi? Aynen. Oğlum aşırı eğlenceli. Senle benim böyle 2-3 tane ama linç yenecek sağlam yerler var. Oraları büyük ihtimal bir kırpacağız inceden. Öyle mi? Tabi tabi. Kırpalım o zaman linç. Hiç linç yeme modumda değilim. PlayStation 5 videosu geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde söyledi yalan ama. Gönüller bir. Kardeşim buradasın. Miss Mastering'de şu an o gelecek o yani. Kemal'in kanalda olacak vlog. Orada iki vlog değil mi? Tek vlog. Hem Ankara hem Bursa. Tek bir tane yaparız. Hepsi işte uzun ya. Güzel bir vlog olur. Biz de izleriz. Beraber izleriz hatta. Güzel bir... Ya keyifliydi yani. Beraber izleyip üstüne de müzik yayını mı? Ha siktir. Oo. Hadi yalan. Ne diyorsun ya yalan Kemal? Yalan söylememiştim ha. Ne diyorsun ya Kemal diyor. Bak Mert çok sapsın. Şimdi... bu Hacettepe'ye siz gidiyorsunuz galiba değil mi 15'inde? Nasıl siz ya? Oğlum ben sizin Hacettepe gönderinizi gördüm. 15-16'sında siz bilmem ne kulübüne gidiyormuşsunuz. Beni çağıran kulübe gitmiyorum bro. 15'inde benim Rivals'ım var. Ne Rivals'ı 15'inde Rivals'ım var oğlum. 16'sında söyleşi var. 15'i yarın. Tamam 16'sında mı gidiyorsunuz? Hasan. Yarın Rivals'ımız varsın yani. Yarın Hasan, bizim Rivals'ımız var. Nurullah. Ne Rivals'ı var ya? Hasan. Kanka yarın Rocket League Rivals'ı var. Onu oynayacağız 15'inde. Oğlum hani sen de geliyordun? Oğlum sizin gittiğinizde beni çağırdıkları farklı ki. Allah senin belanı vermesin, nasıl farklı? Oğlum ben... Ankara. Tamam Ankara da. Ben, Hacettepe. Ya Nuri. Buradan sonra yetkili, yetkili bir abiye sorayım. Baga girdik ben de aynı yetkilileri. Hasan. Oğlum şunu bas. Ya koskoca komüniti. Ya koskoca bu komüniti bu piç mi yönetiyor ya Nuri? Açan mı yönetiyor 17 yaşında 18 yaşındaki? Abi, Enes bizim 16'sı değil mi bro? Evet, Hacettepe. Aynen. Ne kulübü? Adı ne etkinin? Kariyer bir şey. Kariyer Zirve kanka. Kariyer Zirve. Tamam. Bir şey. Bizimki ne? Bizimki farklı. Ne bizimki? Baba bunu da yapamayız herhalde Çağrı ya. Ayrı bir tarihte mi sizinki? Bizimki ne diyor ya? Nuri söyler misin? Bizimki sosyal medya söyleşileri. Nuri söyler misin? Rezil olmayalım. Bak Enes hemen nasıl söyledi. Bak. Bak görüyor musun Enes'in ne biçim söyledi amına koyayım. Neyi kanka sizinki Nuri? Özür dileriz. ACM söyleşileri. ACM Hacettepe sosyal medya söyleşileri kanka bizimki. Kariyer Zirve kanka bizimki de. Niye öyle oldu Çağrı? Hani ne zaman sizinki Çağrı abi? Kariyer fuarına CEO'lar gidiyormuş. He. Ne demek oluyor lan? Çabuk söyleyin onu da açalım. Oğlum ben postu gördüm. Orada ayıktım. Dün gördüm postu. BBL Espor'un kurucuları ve yani işte patronları şeklinde bir post çıkılmış. Sağ buradasın kardeşim. Buradasın, baş tacısın, onu da söyleyeyim. Siz oraya ha, şirket kanka, bu çok yönetici, yanlış oldu. Şirket sahipleri olarak gidiyorsunuz kanka. Seninki kaçında? 28-29 Mart. 28-29'undaymış bizimki. 2 günde mi gideceksin oğlum? Yok ya, öyle dediler işte bir gününe bağlayacağız. 2 günden bir tanesini işte. Sosyal medya söyleşilerine bir daha gel o zaman sen benimle. Bir daha mı gidelim? Bir ayda 3 kere... Ananı sikim sesime ne oluyor ya? Bir Allah ayda üç büyük kere işte. Bir ayda 3 kere mi gideceğiz? Valla yani... Ama başka şehirlerden bak laf gelir. Oradan da işte Eskişehir'de bir etkinlik var. Oradan da oraya kayardık. Tepkili. Baba abi, bu ay yine yayın saat... Yetkili biri var mı ya harbiden? Var, şu olayı bir düzenlesin bize. Abi ben gerçekten anlamadım ya. Abi ben oraya hep beraber gideceğiz zannediyordum. Gruptan falan oğlum ben de aynı şekilde. Evet bir de gidiyoruz falan diyoruz. Ha bir daha yapalım falan diyoruz böyle. Sonra bir bak. Tarih de söyledik biz orada. Abi kariyer günlüklerinde benim zaten kariyerimi benim kariyerimi beğenmediler. Ne oldu amına koyayım? Sana şey sosyal medya demişler anladın mı? Ama bana 1-2 sene daha verin ya. Oraya ben çıkacağım yani öyle söyleyeyim. Baba böyle bir şey de olamaz ya. Yemin ediyorum var ya. Hani iletişimsizliği anlarım da kanka. Böylesi bir tık abartı olmadı mı? Şov oldu yani. Ama kanka hep böyle şehir ismiyle konuşuyoruz ya. Ankara'dan çağrılıyoruz mesela dendi. Hacettepe'de dendi. Okullar da aynı. Evet okullar da aynı. Oradan hadi sonrasını çok sorgulanmadı yani. Bekocuk hoş geldin kanka. Hoş bulduk abi. Aynen abi ben iki etkinlikte de görevliyim. Ufak bak, bir kendini bir tanıtabilir hatta misin Bekocuk? Abi ben Berkay, Hacettepe'deyim. Berkay seninle görüştüğümüz Berkay mısın sen? Evet abi, İtopya'ya geldiğinde bölüm ne bro? Bölüm ne? Bilgisayar mühendisliği abi. Tamam. Güzel, güzel. Şimdi şöyle abi, biz ACM Hacettepe olarak farklı bir etkinlik yapıyoruz. Bu Kemal abilerin geldiği, üniversitenin genel olarak yaptığı kariyer, hani gelişim odaklı bir etkinlik. Hani onlar BBL CEO'ları olarak oraya gelecekler. Biz Çağrı abi seni ayrı olarak... topluluğun kendi sosyal medya odaklı söyleşisine davet ettik. Şöyle ama ben Kemal abiyi de davet etmiştim. Kendi mailine bir sürü şey attım. Hatta süreceğiz mi? Yarak falan attım oradan. Yok abi. Ya aslında bir sürü dediğim ya toplam 4-5 tane falan şey attım. 4-5 tane falan kişisel mailine mail attım. Hatta İtopya'ya geldiğimizde Kemal abi sana da söylemiştim hani böyle bir etkinliğimiz var diye. Sen de hani Big Boss Life'in gelen şeyine Şükrü abiye falan da söyledik biz. Evet biz zaten hani... geleceğiz büyük ihtimal falan muhabbet döndü aynen, orada işte ama onu... aynı etkinlik zannedildi aynen, o zaman. Siz onu karıştırırız, biz onu anlatmaya çalıştık da tabii işte İtopya'nın kalabalığında biraz. Ya bizim kafamız almadı be hocam. Var yok belki de. Yok abi çok kalabalıktı orada. Herkesle fotoğraf çekilirken falan çok sıkıntı oldu sizin için. Orada Beni kaçtık şey diye oldu mi çağrılmadım belki de oraya? Hani bu çağrıyı dinleyen ne kadar kişisel olarak gelişebilir ki amına koyayım düşüncesi. Yok abi estağfurullah oğlum. Çağrı olur mu? Buradasın amına koyayım. Abi şöyle. Baş tacısınız Hacettepe, onu söyleyeyim yani. Buradasın. Oğlum abi, ben buradasın. Nereye yapacağım şimdi konuşmanı? CEO'lar mı gelecek oraya? Abi şöyle, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bino Gaming falan da CEO'su gelecek. Bir sürü bayağı Microsoft'tandır. Beni kaydırın öbür tarafa. Oğlum bu adam şovmen adam. Zaten... Kemal abi ben zaten sana şey hani mailde attım. İstersen bizim etkinliğimiz Mart sonunda ama bu sizin kariyer fuarı şeyde bu hafta içi. Hani direkt şey yaparsın. İstersen arkadaşı yani tabii. Arkadaşı alamıyoruz mu kariyer fuarına? Öyle bir şey yapamıyoruz mu? Kanka. Yani abi şimdi onu o etkinliği ben hani şey yapmadığım için yani çok bilmiyorum. Çünkü şöyle orada siz davet edenler arasında ben yokum. Ben onların farklı ekibindeyim. Tasarım ekibindeyim. Onlar sizi nasıl davet etti, ne yaptılar onu hiç bilmiyorum. Dolayısıyla ayrı bir orada aynen. Onlar bayağı şey ciddi bir etkinlik yani. Abi o tarihte o zaman Çağrı bir daha birlikte bakarız. Belki harbi birlikte gideriz. Onunla 28 matematik neti yapmıştım. Ha, neyse. Tamam. Yani ben de ODTÜ'ye gideyim bari, ne yapayım amına koyayım. Ben orada en az bir sorumluluk getireceğim sana Çağrı'm. Benim de çok yükseldi. Ne yükseldi? Bizim bölümünde şey yüksek ya. Biz de iyiyiz şu an valla. Bura yani şimdi şey sosyal medya kulübünde ki bizim yapacağımız etkinlik nasıl bir etkinlik? Bak, abi bizim etkinliğimiz şöyle. Biz sizi alacağız. Bayağı yaklaşık 1600 kişilik bir kongre merkezimiz var. Orada hani Çağrı abi eğer tek gelirsen sen eğer inşallah yani beraber gelirseniz ki geçen sanırım Ferit abiyle ilgili bir şey de söylemiştin. Hani böyle Eskişehir'den oğlum, davet gelmiş. Bak bu ortalık çok karıştı Kemal. Bana Eskişehir'den baba, de... Bana Eskişehir İletişim Kulübü, sosyal medya, yani sosyal medya kulübüydü galiba. Eskişehir Sosyal Medya Kulübü'nden bana şöyle bir mesaj geldi. Ferit Bey okeyledi. Sizi de görmek isteriz. Beraber gelin şeklinde bir şey söylendi. Ben de dedim ki Ferit okeylediyse gidilir herhalde. Azar yani yedik amına koyayım. WhatsApp'ta azar yedik. Sordum ben sen okeylemişsin diye. Abi şimdi karışıklık olmuş işte orada. O okeylememiş mi daha? Mail mi gitmiş sadece? Bak Bekocuk bize doğruları söyleyebilirsin. Biz öyle kızmayız. Çağrı ile biz Beko, makaramızdayız. Harbi bak net olalım birbirimize. Sen bizi üniversitede bir arkadaşın gibi düşün. Tamam. Şimdi öyle bak, şey gibi bakma ya fırça çeker falan öyle. Şimdi Beko sen yani hani şöyle güven vermedi. Hani ben oraya gelip öğrenci evinde çiğ köfte yoğurma ortamı gibi algılıyorum. Yok, sen. Şöyle, biz bize falan dedin ya o yüzden. Böyle çok merak edersen biz bize diyorum da Hacettepe Üniversitesi dışından da katılım olacak çok büyük ihtimal. Zaten Kemal abilerin etkinliği şu an var. Bizim etkinliğe de çok büyük ihtimal katılma olacak. Tam net bilmiyorum. Hani onu düzenleyenlerle konuşmam lazım. Şöyle yani ne karıştı tam olarak onu anlamadım abi. Sen sor. Ha şöyle tam etkinliği anlatıyordum. Eğer çok merak ediyorsan kafam karıştı biliyor musun? Baba siz bir yandan içiyorsunuz, demleniyordunuz değil mi şu an? Artık olan. Şey kafam karıştı kafam. Şimdi etkinlikte 1600 kişilik bir kongre salonumuz var. Çok büyük ihtimalle orada gerçekleşecek. Orada abi sen nasıl istersen. Yani biz bir iki ufak konsept de yapıyoruz ama mesela Fırat abiler geldiğinde ne oluyor ekibini de biz ağırladık. Onlar Fırat abi bayramlar artık ağırlamayın ya falan diyor. Ağırlamayın abi artık ya yani yeter ama bunu. Her yerde denk geliyoruz adamlara. Kanka şöyle onlar... mesela ben küçük şöyle birkaç soru sorayım hem de işimizi kolaylaştıralım. Mesela orada bak mesela bu konuşmalar bende olduğu için Çağrı ondan demek ki CEO tarafına şey yaptılar değil mi? Bakalım ne anlatacak merak ettim. Şimdi mesela o etkinlikte izleyicilerimiz için Ankara'da yaşayan okulda kaydı olmayan izleyiciler için katılım var mı mesela? Dışarıdan gelebiliyorlar mı? Evet. Direkt alacak yer veriyorsunuz mu? O kadar değil. Etkinlik ben de şey sormak istiyorum. Etkinlik evet, ücretli abi mi? Hayır. Gelmem. Ha, hayır mı? Abi tamam olsun savunuyorum. Aynen. Çetim gördünüz mü? Bak ücretli olsa gitmiyordum az daha. Aynen. Sözlüğe yazıyorum. Çağrı abim hiç bozmadı. Adamsın yaz oraya. Aynen. Buradasın. Adamdır. Buradasın. Tamam. Dışarıdan adamlar da geliyor. Kemallerin gittiği söyleşi dışarıdan biri gelebiliyor mu? Evet. Ona da şöyle Hacettepe Üniversitesi kariyer fuarı yaparak yazarak. O da hiç sevmez biliyor musun? Ne alıyorsunuz oğlum? Asil olmayan insanlarla muhatabı çok sevmiyor kardeşim. Şaka şaka. Evet. Bekocuk. Şakalar yapıldı. Web sitemizden bir formları var sanırım. O tarafı çok bilmediğim için. Onu doldurarak Hacettepe Üniversitesi sınavına katılım sağlanabiliyor. Ha, okey. Güzel. Yani bu güzel olmuş. Benim etkinliğe, aynen, bizim etkinliğe şey çağırsana ya. Benim etkinliğim olmalı. Fettah Can'ı çağırsana buna bir. Fettah Can'ı da getirsene lan. Harbiden ben de geleyim, gitarımı getireyim. Boş bardak. Gitarımı diyor bir de, orası bu çocuğu. Ver artık gitarımı. Aman oğlum, gitar çalmayı unuttum. Ver artık şunu, gitarımı atayım. Senin gitarın artık benim oldu kanka. Kusura bakma, helal et. Bana yeni gitar al bari, klasik mı? Bu adam o gitara tel bile taktı. Teli takanındır oğlum o gitar. Tel bile diyor. İyi o zaman, bir 100 lira harcamış Çağrım ya. Helal. Ne huzurum, 400 liraydı, şoka girdim amına koyayım. O siktir, pahalanmış mı o kadar? Tabii lan. Kaliteli tel taktık bro. Vay. Herhalde amına koyayım. Gel yani, burada beraber de çalar Beko, söyleriz yani. Bizim o etkinliğe iç, evet, mimar, işletme bölümleri. Damsız almıyor mu lan? Şey, işletme olur, iç mimar olur. Buralardan yoğunlukla gelirlerse hemşirelik, eczacılık hemşirelik falan. Bunlar nasıl triggerlandı ya. Buralardan da hani gelsinler. İlla bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi falan. Abi. Kafa siker biliyor musun orada? Ya bir şöyle hani, 120 kişilik bölüm. Üniversiteye gidiyoruz oğlum. Baba tamam da 120 kişilik bölüm 118 ya amına koyayım erkek. İki tane hanımefendi var, onlar da baret taktığı için tanımıyorlar ama. Salak salak konuşuyor. Yağmur tut, seninle bilardo oynarım Yağmur şimdi. Ya abi ne alaka ya Çağrı. Bak ıstakamı tebeşirliyorum, geliyorum yanına. Ya şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Gerizekalı değil mi? Gerizekalı ya. Yani bizim topluluk bilişim tabanlı bir topluluk ama genelde bilişimle alakalı bölümler çok olmuyor. Çok farklı bölümlerden oluyor. Baba şu çocuğa oluyor. Bir verified aldırsanız ya insana, var evet mı? Evet lan, vardır sizin orada öyle birisi. He. Ha, ne oldu? İslam bölümü anlamadık galiba. Bak o ne oldu? Onu ben yapabilsem baş üstüne abi, baş tacısın, buradasın yani. Tamam o zaman şey yapın, bana madem mavi tik getirilemiyor. Kemal'e mavi tik alabiliyoruz mu gene? Orası baş hoca, benim mavi tikimi var. Dengeleyelim bari amına koyayım. Yalnız hissediyorum kanka öbür türlü. Allah Allah, onu alana kadar götüm çıktı lan 3 yıldır. Oynamadım, film kalmadı, her şeyi kabul ettim amına koyayım. Dizi setlerinde süründü amına koyayım, onu alacağım diye. Süründüm amına koyayım. Hakikaten Kemal abinin mavi tiki az beklemedik yani de. Doğru oğlum. Yani kaldırmayı yaparız ya, o spamdırma. Bırak abi böyle daha samimi. Ya sikim öyle samimiyeti ya. Yok abi hiç şey yapma hani, hatta hani çok böyle merak edersen bilmiyorum açıp izler misin ama Ne Oluyor Ayağın vlogu da vardı zaten, oradan izleyebilirsin. Bayağı üniversite dışından da katılım gelmişti. Yok yok, onlar Fırat abilerle. Orada bir Ne Oluyor Ya aşkı var ama farkındasın değil mi? Kanka var bu arada, ya bayağı seviyorlar. Geldiler ya, onun reklamını yapıyor sürekli. Ya bu kadar da açık olmalı mı? Bu aramızda. Peki baba, Eskişehir'de şey olmuştu. Ben böyle bir şeyler anlatıyor gibiydim. Geliyor bana yalan. İşaret yaptılar. Yok yok, yalan değil. Dekan falan da hani burada, rektör falan da buraya uğruyor falan hani. Ben dedim hani küfür problemi olur mu? Baba çünkü çünkü sahneye çıktığın anda o stand-up moduna giriyorsun ya, o mod var Çağrı'da kanka, böyle canlı. Bizimkinde direkt öyle yapabilirsin yani. Ben şey dedim kanka, burada dedim sigara içiliyor mu dedim. Yok yok falan yaptılar. Ya dedim sıkıntı yapmayın, kulüp başkanı da en önünde oturuyordu. Sıkıntı yok, boş sigara deyince orada bir panik havası yaşandı adam. Ama baba burası üniversite ya. Okey. Hayır abi. Üniversite nereye olduğu için bu konuşmamını? İnsanlar bunu şaka oldu. 16'sında görüşürüz kardeşim, ben CEO'larla olan kısma geliyorum. Gel abi. Orası var ya abi, bir şey değil mi Kemal abi? Gerçekten ya, çok ciddi bir ortam olacak bu arada. Hayır, üniversite öğrencisi ya şimdi. Adam onun şaka olduğunu biliyor baba. Ne yapıp ne yapmaması gerektiğini iyi biliyor yani. Şaka olarak geçmesi gerekiyor yani. Ama dışarıdan yani yaşı küçük arkadaşlarımız da katılabiliyor sanırım bildiğim kadarıyla. Tam bilmiyorum ama öğrenmem. Öyle şakalar zaten yapmıyorum. Bıraktım artık o tarz şakaları. Tamam abi, bıraktıysan. Soru cevap mı yaparız diyorsun? Vallahi sen nasıl istersen. Sen Sen ne yapmak istersin? Ya şu Kemal'e de kandırın da gelsin, o da gelsin ya. Tamam ben abi Kemal'e kandırın ya. Mailimi attım, Insta'dan, Twitter'dan yazdım. Baba burada adama ulaşabiliyorsun şu an. Bak direkt konuşabiliyorsun, adam duyuyor yani şu anda. Hala dün mail attım. Hala mailini attım diyor. Hayır ama ya orada etkinlik tanıtım dosyası var, ondan dolayı. Baba tanıtım mantım her şeyi çok beğendim. 10 numara 5 numara. Akşam after var mı? Akşam after var. Tabii biz zaten geçen İtopya'ya geldiğiniz zaman Çağrı abiyi partiye de davet ettim de gelmedi. Hiç bak yalan söylüyor. Vallahi şey olursak, müsait olursak ben de Çağrı ile geleceğim harbi diyorum. Harbi söylüyorum bak, Kemal'e de şey yap. Hatta ben yanımda jokerlerimi de getireyim. Kemal de gelsin. Nuri'yi de alayım. Bir de Samet ortağımı alsam alırlar mı? Ben de geleyim. Samet'i de al, Oğuz'u da al, dayak yemeden dönmeyelim kanka Ankara'dan. Ben de geleyim. Öyle bir ortam. Kim düvecekler bize? Samet ortağımı da getireyim. Nuri, ben, Kemal, Samet. Bu dörtlü gelip oranın amına koyalım. Bak bana sorsan direkt Samet abiyle gel de şimdi üniversite halkı ne der bilmiyorum. Nasıl yani? Samet abi burada mı? Samet burada. Silegi de gelsin, belki 5 tane mintletir. Darara dararari. Orada kopşum yapar, Silegi de gelsin. Abi şöyle söyleyeyim, hani tüm BBL ekibinden hani herkese okeyiz yani. Hatta bizim için çok daha güzel olur hani gelmeniz. Estağfurullah, sağ olun hani... harbiden. Abi. Eyvallah. Dediğim kanka gibi ya, harbiden o süreçte şey olursak, müsait olursak ben damlarım yani net. Gezi olsun, makar olsun, yayın saatte doldurursak o saate oh. Aynen, şimdi bunlar gidecek ya Ankara'ya. O Ankara yoruculuğu çok efekt yani, çok üst noktada bir yorulma yaşanmazsa Kemal Aysun'da bizde bir daha gelir. 10 gün fark var ya kanka, o dengeleri değiştirebilir, anladın mı? 10 gün kafi yani. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var abi, bizim hani etkinlik tanıtım şeyleridir falandır filandır. Hani bize biraz daha erkenden haber verebilirsiniz çünkü şurada 2 hafta kaldı etkinliğe. Doğru diyor. Doğru diyor bu açıdan. Yani, sen bir daha şeyi söylesene. Bu dışarıdan gelecek olanlar ne yapması gerekiyor, onu bir daha söylesene. İnsanları bilgilendirelim çünkü ben unuturum bunu. Sizin yani bizim sosyal medya etkinliği ne diyorsun değil mi? Evet evet. Baba sen karıştırıyorsun bak hep ortalığa. Adam kendi etkinliğiyle ilgili bir şey söylüyor. Evet abi, benim gideceğim etkinlik. Tamam. Biz o zaman şey yapacağız abi, kesinleştiği zaman büyük ihtimal kendi Instagram hesabımızdan bir form paylaşacağız. ACM Hacettepe. Oradan formu onu doldurup, Çağrı zaten RT'ler oraya. Kontenjanı olacak ama yani arkadaşların hızlı olması lazım, gelecek arkadaşların. Çünkü zaten salon az kişi. O forma ne yapın biliyor musun? Çağrı'yı etiketleyin, Çağrı onu RT'ler duyurmak için. Biz zaten hani direkt sanırım Nuri ile iletişimdeydi bir arkadaşımız. Ha, hani aynen. Onu atarız. Nuri'ye söylerse onu, ben ona direkt etiketlerim, RT'lerim. Oradan katılmak isteyen arkadaşlar da formda olur. Kemal'lerinkine dışarıdan gelecek arkadaşlar ne yapmaları lazım? O da Hacettepe Kariyer Fuarı internet sitesine girip orada form var zaten. Oradan doldurup katılabilirler. O ama onun için biraz hızlı olmanız lazım çünkü 2 gün kaldı. Hani belki de kontenjan falan bitmiştir. Harbi 2 gün kaldı ya. Ben oğlum nasıl? O zaman evet, Rivals'tan çıkacağız, biz yola çıkacağız ha. Evet abi, sonra döneceksin bir 2-3 yayın sonra inşallah bir de Ankara. İyi, sen planı yapmışsın benim Bekocuk. Bu ay sendeyim o zaman. Bu ay bendesin, buradasın abi. Buradasın. Buradasın kardeşim. Pırlantasın. Abi hoş geldin. Pırlantasın ya, bir siktir git amına koyayım ya. Ya grupta da yapıyor, Orkun'un olduğu grupta da yapıyor. Abi hoş geldin bana yapıyor. Ses kaydı atıyor amına koyayım. Biz takılıyoruz adamla, gülücük attı yani, ne yapsın. Uğraşamıyor yani. Çağrı'da abi şey yazıyor amına koyayım. Başka platformları sattın mı kanka? Ya siktir lan. Pezevenk 3 aydır yayınemeyin, eksene mi sattın? Hayır. O her video öncesinde şey diyor. Proje haline getirdik, başka platformlara da sunduk. Baba sen bunu satmasan biz yine geleceğiz ya. Bunu ekstra söylemene gerek yok. Bir beklentimiz yok hani, anladın mı? Yine geleceğiz yani. Ama kanka her gittiğimizde de laf ediyoruz ya böyle şey diye. Ulan benzin de pahalandı, o kadar yol geliyor falan yapıyor. Seninle de o pişliğimiz var, anladın mı? O da her seferinde şey diyor ama. Ya bunu şimdi sunduk, sunum hazır, sunacağız bunu önümüzdeki hafta. Excel'e falan sunacağız. Ama en son gördüm ben proje dosyasını. Güzel bir dosya hazırlamışlar, gördün mü onu? Yok görmedim. Güzel tatlı bir dosya hazırlamışlar, göndermişler onu. Güzel ama content güzel ya. Güzel güzel eğlenceli. Hadi ben gidiyorum ya. Size oyun mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Öpüyorum seni. Aga görüşürüz, kendine. Haberleşiriz. Ne ettiğinde geldin Kemal? Bak bir şey söyleyebilir miyim? Kemal bak hala bir şey diyeceğim. Efendim Oğuz'um. Oğuz'dan sonra. O bir sur. Biz onu almıyor zaten. Onu geçtik ben. Robotsuz aldım onu. Baktım Kemal'den ayrı yok. Robot süpürge aldım. Şimdi robot benim süpürge ne lan? Çöl var biliyor musun Kemal? Ne var? Çöl. Hemen çık, hemen bir şey kitleyecek %100. Evet şimdi evet. Bu çölü ben orman yapacağım. Ağaçlar da NFT yapacağım. Kaç tane yazayım sana? Ağaçlara NFT yapacaksın, çölü de orman mı yapacaksın? Aynen. Bunun çölü varmış, orman yapacakmış oraya, oraya daha çekecekmiş. Hasan onu öyle dedi, ben bunu okuyacağım. Hasan. 150 dönüm işte. 5000 tane ağaç çekeceğim. Yani şöyle söyleyeyim, bize herhalde özel bir şeyler hazırlayıp falan bizi Twitter'dan, Instagram'dan paylaşırız. Oğuz'um böyle bir yürüyor bu işler biliyorsun. Ben mi sana para vereceğim? Baba şimdi yani bu işin reklamı var. Kemal, bu işin yayında bahsetmesi var. Kemal sen hiç doğayı sevmiyor musun ya? Dünyayı sevmiyor musun? Doğayı, dünyayı ben de seviyorum. Ben de hani seviyorum da. Bir ağacın olsun istemez misin ya? Reel bir de ağacın mı olacak? Dikeceksin ha? Ağaç dikeceksin. Tabii ki oğlum ya, ne anlatıyor? Baba oğlum o zaman. Alalım. Öyle işte sana falan böyle kitleyecek Kemal. O ağacı 20 kişiye daha kitleyecek ama haberin olsun. Hayır. Aynı ağacı ha? Aynen. Hayır, öyle. 5000 tane ağaç çekeceğim. 5000 tane NFT olacak. Tamam işte oğlum, adam ağaç başı bir NFT çıkarıyormuş aslında. Güzel. Senin bildiğin öyle olacak. Meyvesi de senin, ağaç komple senin. Ne NFT'nin minti ne olacak? Kaç dolardan yapacağız? 600 TL bana yetiyor ya. Bizim kendi dolandırıcımız var. Sıva yuvarlak var bizim kendi dolandırıcımız. Adam 3000'lik evden 20.000'le çıktı. Sağ ol kardeşim, ben sağ ol. Ben almayayım. Lazım olursa ben ondan alıyorum çünkü mintliyorum ondan. Sıkıldık çalıyor adamlar. Sövüyor ya, seni gidecekten sövüyor. Koptum amına koyayım ben. Şaka değil ha. Şaka olsa derim ben şaka yaptım diye. Ha, tamam oğlum diyorsun. Güzel, benim vallahi hoşuma gitti, mantıklı. Tamam, böyle bir arı projesi vardı mesela. Barış Özcan falan tanıttı. O da çok iyiydi. Bu da ona benzer bir şey. Evet. Ben de işte doğayı ve hayvanları... Evet namına koyayım. Şimdi öğrendim. Oradaki sen kafam 500.000 liradan, anladın mı, gelecek? Hesabı yaptım ben, mantıklı. Yok 500.000 değil ki. 600 TL çarpı 5000 3 milyon ediyor. Tamam da oğlum bunun gideri yok mu? Orada fee vereceksin, şey yapacaksın. Değerli arkadaşlar, az önce yaptığım espri chatten Barış'a aittir. Teşekkürler. Ya bu amına koyduğumun yayınlarının artık kanka. Kanka bu yolduysa artık sende de onu duyurman lazım, yoksa laf ediyorlar. Bu amına koyduğumun yayınlarının artık lisanssız şaka da yapamıyorum ya. Oğlum o kadar öyle diyorlar diye yaptım ya zaten şaka. Öyle diyorlar. Allah Allah. Tamam, neyse. Teşekkür ederim Kemal, desteğinden ötürü. Ne demek ne demek. Şey. Var mı başka bir şey, proje? Ben söyleyeyim mi? Yok, şu anda yok. Beko sen de son olarak söyle. Ha ben ya Kemal abi senle bir... İnsanlar beni göremiyormuş lan, yayına katıldım amına koyayım. Herkes bir şey Kemal soruyor. Bu insanlarla iletişim kuramaz. Yok birebir iletişim kuracağız ya, hani onun için bana bir yol şey yapabilir misin diye. Hani ben Enes'e de yazmıştım daha önceden de ikinci mesajımı görmedi biliyor musun? Ne iletişimi için? Bizim bu ay sonundaki etkinlik için Çağrı abinin geleceği. Tamam, bir iletişiminiz yok mu sizin bizimkilerle? Seninkilerle çok yok, Çağrı abiyle var da. Tamam, halledeyim. Bir Enes'e yazmıştım, ilkini gördü sağ olsun cevap verdi, ikinciye hiç takmadı. Tamam yazdırıyorum o zaman. Kemal benim de bir projem var. Amanınıza koyacağım artık, hadi gideceğim be. İşe gideceğim oğlum. Bir şey söylüyordu. İşe gideceğim de taksiye mi çıkacaksın? Yok. İçmeye. Ya oğlum Rivals çalışacağım, Rivals. Ciddi diyorum ya, 15'inde Rivals'ın var. Ne oynayacaksın kanka? Kanka artık Rivals'ta da birincilik bekliyorum ben sizden ha. Silifke'nin yoğurdu oynayacağım ama Rocket League oynayacağız işte dedim ya başta. Takımlar belli mi takımlar? Takımları yarın söyleyecekler, bu hafta sonu şeymiş. Bro bizi niye çağırmadılar ya Rocket League Rivals'ına, hayırdır yani? Tezemek oynadın mı var? Oynasan ne güzel yazardık işte. Ya. Hayırdır oğlum, bize karşı bir şey mi var acaba Twitch'te? Açta acısınız eyvallah Twitch. Bu duruşu ben anlamıyorum, hayır yani onu anlamıyorum. Araba sürme oyunu değil mi amına koyayım, ne var ki oyunda? Bak lafa bak. Ben yine bir Avrupa şampiyonluğu alıp geleyim de kardeşim. Baba bu oyun hani yayın süresi doldurma oyunu değil mi amına koyayım? Zaten anlamıyorum yani. Şu Twitch'te de en kötü oyuncular Çağrı Ergin, Kemal Can Parlak deniyor. Bu adam Fall Guys'ta bir birincilik aldı, şey aldı. Kanka, öbüründe yarın... Avrupa Fatih'i oldum geldim. Yarın anlamadım bunu diyenlere bu özel. Yarın bunu diyenlere özel. Oradan git ve birinciliği al. Destek istiyorsan da öyle. Yayın öncesinde yani yayın Rivals öncesinde ben senin yayınına gelip destek şarkısı yapacağım. Bekliyorum. Sana aynen öyle. Destek şarkısı sözü aldım. Tamam. Aynen. Sallaması tamam, aynen. Ama olsun. Burada ama Çağrı'nın sözleri çok geçişerli değil yani. Chat'in sözleri mesela. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Amına koydum sen. Kimi çağırıyor lan? Kim? Mert gel buraya. Gel. Yeni bir sisteme geçtim kanka. Gel buraya. Ya, bu ne kanka? Bu ne? Gel gel. Gel. Mert aç elini. Aç. Amına koydum yerine sen. Al amına koydum. Bir de açıyor elini. Karaman ya. Gel buraya Karaman. Nerede Karaman nerede? Karaman duşa gitti. Duşta o kanka şu an. Hasan gel buraya. Mert'le yan yana oturursun. Mami aslında. Hasan gel buraya. Mami. Gel al. Al amına koydum sana. Kritik yedi amına koydum. Aslında Karaman da iyi olurdu ıslak dövmek ya. Oh be rahatladım amına koyayım. Projede şey aklıma yeni geldi değil mi? Kanka projesini ben sana anlatayım. 10 kişi var biri yalan söylüyor. Hayır bak şimdi. O ne ya? Bunu bulmaya çalışıyordum. Ne kanka ne? Merak ettim vallahi merak ettim. Diyorum ki bir stüdyo yapsan. Çağrı konuk geldi. Bir sal amına gömsün diyor artık ya. Bir sal ya. Kemal abi gitti mi? Ya bir şey söylüyor adam aç yine makaraya dalandı ondan. Aklı olarak Çağrı özelden attığımı açman lazım Çağrı abi çabuk. Ne ki o çabuk açmam gereken şey? Hemen Emre abi. Düşünün şeyi mi attın? Bu ne amına koyayım? Maymun terbiyesi mi? Ya bu ne oğlum ya? Oha. Geç odama geç. Mert üzülmüyorsun değil mi lan? Kim yaptı bunu? Bir dakika abi ben bir dosya hazırladım Çağrı. Nuri Bey'e sundum, Nuri Bey beğenmedi dosyamı. 1, 2, 3, 4 tane. Hayırdır burada 4 maymunu mu oynuyorsun Mert? bu eserin... Hayırdır siz bugün 4 top mu oynadınız? Bu eserin adı Maymun Terbiyecisi. Sıvargi Hamdi Bey'in resmidir. Koptum ya. Kimin? Ney? Sıvargi Hamdi Bey. Okey anladım. Şey ya. Bunun florunu... Ha bir de Sıvargi mi attı? Abi sen mi attın bunu? Bir de alp atmış. Mert artık karşılık vermem lazım Mert. Yazıklar olsun. Mert çok iyi bu arada. IRL'i kısa kesebilir miyiz Çağrı bugün? Acilen oyuna geçelim. Abi ya amına koyayım o abonelikleri nereden alacağız? LOL'dan ekmek mi yeniyor? Bir amına koyduğum bunu yapmazsam nasıl ben abone kazanacağım? IRL'i kısa kesebilir miyiz diye. IRL'i kapatayım istiyorsan ha 1500 TL gönder IRL'i bitireyim zaten. Fazla da zamanı kalmadı. Ulan 15 dakikası kalmış olsa 1500 TL dedi. Gönderir bu arada ha. Vallahi gönderir ben de öyle bir. Ben de öyle düşünüyorum. Ne diyordun? Yok ben şeyi düşünüyorum hani bir sonraki yayın komple geçmek istesek baştan itibaren. Onu ödeyemezsin. Kaça geliyor. Onu ödeyemez ama günlerin de farklı fiyatlandırması var çünkü. Bir bilardo atman lazım Mert onun için. Ya tebeşirlemem mi lazım? Yağmur sen nereden biliyorsun? Yağmurcuğum bu arada bir şey soracağım sana yanlış anlamazsan. Evet. Twitch TV, Bilardo Rivals'ı gelse beraber olur mu? Olur mu? Beraber olur mu Twitch TV Rivals'ında? Oluruz Çağrı. Tamam sözünü aldım. Sözünü aldım. 60 yaşını ben inanamıyorum hala ya. Tamam çok aldım. İyi. Şerefsiz. Şu bageti indir ya Çağrı. İnmiyor ablacım anlasana. Ben indiremiyorum bunu lanet. Amına koyayım indiremiyorum lanet olsun ya. Diyorum, bana çay koy. Yemiyor büyü de yemiyor lanet olsun. Oh be rahatladım ha. Oh bu gece yani Alp Mert'i mi sikiyor? Ne yapıyor? Buradan bunu mu anlamalıyız? Ne devran mı dönüyor ki bugün? Bugüne kadar tam tersiydi diye biliyorum ben. Çağrı bip katmanı bir farklısını attım bir tane daha. Alpey. 4'te kalktım. Kahvaltımı. Ben birileri de çağırıyorum. Böyle onların önüne zıbartacağım, anladın mı? Çağırıyorsun, anlamadım. Benim kitleyi de çağırıyorum, izleyecekler, anladın mı? Onların önüne zıbartacağım. Full duyuru geçeceğim her yerden. Diyeceğim ki gelin izleyin. Home maçımız var bizim evde. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.